Kudos TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kadim topraklardan yemek tariflerine devam ediyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarılan, binlerce yıldır var olan bu tarifleri sizlerle buluşturmayı çok arzu ediyoruz. Bugün Mardin'in etli pidesi dediğimiz, aslında yöresel dilde semsek, sembüsek dedikleri bir pidelerini yapacağız. Bu etli içe de olabilir, ıspanaklıyla da olabilir, nasıl arzu ederseniz. Ama önce bir hamurunu tutalım. Bunun için gerekli olan malzemeler, gördüğünüz gibi önce sütümüz vardı. O da sıcaklığında ılık bir süt olması lazım. Sonra içine kuru ya da yaş maya veya sizin de çok pratik bulduğunuz başka bir mayadan da kullanabilirsiniz. Önce ılık süt, sıcağa yakın ılık sütle mayayı karıştırıyoruz. Şimdi 2 adet yumurtanın akını hamurun içine, sarısını da hamurun üzerine süreceğiz. Bu aslında bayramlarda bir misafir geldiğinde, Ramazan ayında mutlaka yapılan ama saç üzerinde odun ateşinde pişirilen Anadolu'nun geleneksel pidesiyle çok benzeşen bir hamur işi. Şimdi yumurtanın akını koyduk. Sıvı yağımız vardı, ilave ediyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Şekerimiz vardı, katıyoruz. Mayayı daha çabuk aktive etsin diye şekeri önceden katıyoruz. Şimdi artık unumuzu da yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Şimdi artık elimizde yoğuralım. Yumuşak, hafif yapışkan bir hamur. Zaten hamuru dinlenmeye bırakacağız. Şimdi eldivenleri çıkarıyoruz ve elimizin lezzetini hamur işine gezdiriyoruz. Şimdi hamuru hafifçe yoğurduk. Biraz hafif ele yapışan bir hamur ama toparlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bu hamuru oda sıcaklığında en az böyle 45 dakika bekletmek ve dinlendirmek lazım. Üzerini de kapatıyoruz ve hamuru dinlenmeye alıyoruz. Bu arada içini hazırlayacağız. 6 Şubat depreminden sonra Migros, yöredeki yerel üreticilere, kadın çiftçilere özellikle büyük destek veriyor. Bu gördüğünüz maydanozlar ve limonlar Hatay bölgesinden getirilip Migros'larda satılıyor. Biz de bugün o kadim topraklardan, kadın üreticilerden, yerel üreticilerden alınan bu maydanozları kullanacağız. Maydanozları yıkadık. Bir iç harcı hazırlıyoruz. Bugün kıymalı bir iç harcı kullanacağız. Bunun için kıyma, soğan, domates, çeşitli baharatlar, nar ekşisi, maydanoz. Daha da tabii renklendirebilirsiniz. Şahane bir iç harcı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Önce Hatay'dan gelen maydanozumuzu iç harcımızın içine ekleyelim. Şimdi iç harcına kıymamızı ilave ediyoruz. Çok yağlı bir iç kıyma olmamalı. Dana kıyma kullanıyoruz. Dananın döş kısmından ve tek kez çekilmiş bir dana döş kıyma koyuyoruz. Domatesimiz de var. Soğanımızı ilave ettik. Dediğim gibi siz kendinizin şefisiniz. Evinizin şefi. Siz istediğiniz malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. Hatay'ın maydanozundan ilave ediyoruz. Ve hatta ekşi çok kullanırlar Mardinliler iç harçlarında. Ben de biraz arsuz limonundan sıkacağım şimdi. Bunun yanı sıra tabii yine Mardinlilerin çok kullandıkları nar ekşimiz vardı. Nar ekşimizi ilave ediyoruz. Bu ekşilik aslında lahmacunda da çok vardır. Lahmacunun içine mutlaka ekşi bir tat ilave ederler. Lezzet oradan ileri gelir. Sonra tuzumuz vardı. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiber, kimyon ve yenibahar karışımı da çok yakışır. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Ve şimdi de Migros'un Anadolu lezzetleri var. Burada Maraş'ın, Kahramanmaraş'ın kırmızı pul biberi. Şimdi Maraş'tan gelen kırmızı pul biberi ekleyelim. Bu acı değil,
Salça da katabilirsiniz tabii ki. Ama pul bibersiz bir mutfak olmaz Güneydoğu Anadolu'da. İçimiz hazır. Şimdi hamurumuz da mayalandı. Hadi pidemizi yapalım. Hamurumuz da mayalandı. Şimdi hamuru açacağız. Şöyle bir hamurumuz var. Önce biraz tezgahımıza un koyalım. Bazen ben yağla da açabiliyorum. Yani hamur eğer çok kolay açamıyorsanız, bazen yağla da bunu çok büyük bir rahatlıkla açabilirsiniz. Hamuru toparladık. Şimdi hamurumuzu keselim. Şöyle pimpon topu kadar parçalara ayıracağız. Her birini beze haline getireceğiz. Şimdi hamurlarımızın üzerine kurumasın diye tekrar örtüyoruz. Birinci hamurumuzu açalım. Yaklaşık yemek tabağı büyüklüğüne getirdik. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yaklaşık yarım santim de inceliğinde oldu. Şimdi iç harcımızı birazcık suyla birazcık daha sulandırmamız lazım. Bazen ete göre, et bazen sulu oluyor, bazen sulu olmuyor. Bakıyoruz kıvamına. Şöyle 2-3 kaşık kadar iç harcına su ilave ediyoruz. Bir kaşık dolusu alıyoruz. Bir tarafına koyuyoruz. Birazcık bol yapalım. Sonra diğer tarafını alıp üzerine katlayıp kenarlarına basıyoruz. Mardin mutfağı demek fırın mutfağı demektir. Fırın daima çalışır. Her türlü hamur işi yapılır. Tabii ki rokları çok güzeldir. Yani içli köfteleri çok güzeldir. Çorbaları, kebapları olağanüstüdür. Ama hamur işi olmadan o kadim topraklarda mutfak olmaz. Şimdi devam ediyoruz. Seymüsekler hazır. Tabii ki bunlar pide fırınlarında ya da mahalli fırınlarında üzerine illa yoğurtla yumurta katılmadan da sürülüyor direkt. Ama biz evde yaptığımız için daha güzel görünsün, daha iyi kızarsın diye üzerine yoğurt ve yumurta karışımından sürüyoruz. 200 derece fırınımızı ısıttık. Fırının önceden ısınması lazım. Tepsi mayası dedikleri, tepside de şöyle bir yarım saat aceleniz yoksa bekletin. O zaman bu kapalı lahmacun dediğimiz sembüsekler çok daha güzel kabaracaktır. Üzerine de bunları sürüyoruz ve fırınımıza götürüyoruz. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi fırından çıkardık, nar gibi pişti. Öyle deriz ya, harika oldu. Bunları şöyle bir tabağa diziyoruz. Bakar mısınız güzelliğine? Bu şahane bir iftar sofrası veya sahurda da yenilebilir. Kapalı pide, Mardin usulü veya sembüsek yöresel adıyla. Şimdi ben bunun yanına Hatay'ın Samandağ biberi vardır. Migros Anadolu lezzetlerinden bunları aldık. Onu da koyalım yanına. Şahane bir tamamlayıcı. Bunun yanına çünkü turşu olağanüstü yakışır. Bir de ayran çok güzel olur. Nefis bir yemek oldu. Biz Migros'ta bugün kadim lezzetlerden Mardin'in sembüseğini hazırladık. Afiyeti şeker olsun. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.